Erdem Bey, Galatasaray'ın ne kadar diğer değeri yüksek olduğunu görebiliyoruz buradaki arkadaşlardan. Arda çok büyük bir Galatasaraylı. Bir kere onu söyleyeyim yani. Her zaman da ne olursa her zaman destek olmaya çalışıyor. En azından bu transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Hepsinde de bunu söyledi. Esasında oraya başka bir oyuncuyla yemek yiyecektik. Onun da tanıdığı. O yüzden işte geldi. Sabah erkenden hemen başka bir şeydeydi. İstanbul'a geldi. İstanbul'dan gittik. Lucas'la yani Torreira ile Mertens transferinde öyle bir konu söz konusu değildi. Yani orada bir futbolcuların iknası için. Çünkü ben gitmeden Lucas'la yani Torreira ile Mertens konusu zaten sporcuların iknasıyla ilgili bitmişti. Orada da şunu söylemek isterim. Mertens 6 gün bizde olan şeyi bekledi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani çünkü bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Hakikaten Juventus'tan resmi olarak ben yani gözlerimle gördüm. 5 milyon net teklifi vardı. Tabii ki bizi tercih etmesinin birçok şeyi var ama Juventus tercih etmemesinin burada da kendimize payayı çıkarmamamız lazım. Tabii orada Napoli-Juventus karşıtlığı. Napoli'de yıllarını geçirmiş, Maradona'dan daha fazla gol atmış. Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olmuş bir insan kariyerini Juventus'ta sonuçlandırmak istemiyor. Ama onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e. Hakeza Torreira'ya da. Yani çok büyük kulüpler. Burada hani hepsinin ismi vermiyorum ama Avrupa'nın çok önemli kulüpleri. 20-25 gün uğraşıyoruz ikna süreci için. Çünkü takdir edersiniz ki aldıkları maaş, bazılarının teklif aldığı maaş düzeyinden daha düşüyor. Çünkü o bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz. Şu an bu iki transferlerle birlikte gidecekleri hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Onu da belirtmek isterim. Dolayısıyla hem rakam olarak beklentilerinden daha düşük veya aldıkları maaş seviyesine bir rakama ikna etmek için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Birçok ikna yolu. Çünkü birçok ikna yolundan bir tanesiyle gitmezseniz ancak parayla ikna etme şansınız kalıyor. O yüzden bu oyuncuların ikna süreci 20 günden fazla sürüyor. Öyle söyleyeyim. Hakeza kulüplerin. Yani Arsenal 18 milyonla başlamıştı sürece. En fazla 15'e düşmüştü. 20 gün hiç rakam düşmedi. Bazen çok sabır gerekiyor. Bizde de tam tersi. Buralarda da hiç sabır yok. Ama ben söylüyordum, ifade ediyordum. Sonunda bu işler başka bir noktaya gelecek diye. O yüzden biz giderken yani Mertens zaten iknaydı ve sürecin bizden tarafı olan kısmını bekliyordu. Lucas da gitmeden 2 gün önce ben geliyorum diye söyledi. Hatta biz gitmeden önceki gece Okan hocama mesaj attı Lucas. Hocam ben geliyorum diye. Orada sadece menajerle ilgili bir konu söz konusuydu. Çok basit. O yüzden orada yani Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. Onunla yeme. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Söyle. Bu iki transferle ilgili bir şeyi olmadı. Herhangi bir bu transferlere bir dahli olmadı. Yani herkese Murat Bey'in de orada tamamen bir şey tesadüf dönecek. Yani o konunun bir ilgi ve alakası yok o konuda da. Yani uzaktan yakından ve oradaki insanların dışarıya hiçbir şekilde bu bilginin gitmemesi gerekiyor da dedik ama ona rağmen maalesef böyle şeyler oluyor. Hakkaniyet çok değerli bir şeydir. Hak çok değerli bir şeydir. Hiç kimsenin. Yani ben 10 yıl önce duyduğum bir lafı, yani mübalağa etmeyeyim, 8-10 yıl önce bile duyduğum bir lafı başka bir yerde söylerken bunu şu kişiden duymuştum diye söylerim. Onun hakkını yememek için. O yüzden yani kişi kimin yaptığının hiçbir şeyi yok. Ama hani ben özellikle zaten orada da sporcular ön planda olsun, şey olmasın, hiçbir yerde yani her zaman onlar ön planda olsun diye şey yapıyorum. Ama hakkaniyete herkesin değer vermesi lazım, önem vermesi lazım. Vallahi birkaç yemek daha yemek gerekiyor. Yani. Ya şöyle Alexis Sanchez transferi çok yani bunu şey biz o oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Yani bir şey için şöyle söyleyeyim pozisyon için aynı anda
yani minimumda 4-5 oyuncuyla, bazen 6-7 oyuncuyla birlikte ve hepsi çok iyi oyuncular diyeyim, benzer seviyede oyuncularla pazarlık ederseniz zaten eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara düşebiliyorsunuz, doğru şeye gidebiliyorsunuz. Çünkü bu sayı düştüğü anda ister istemez pazarlık bir psikoloji, siz kendinizi mahkum hissettiğiniz zaman o psikolojinizden şey yapıyorsunuz. O yüzden bir, o da bunlardan bir tanesi. Çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu. Bunların şey, ama başka oyuncular da var ve hepsiyle süreç devam ediyor. Hepsiyle ben yürütüyorum. Yani başka şeyde, yani bizzat ben yürütüyorum. Çünkü şey çok yani en ufak stratejik hata yapmamak da çok önemli. Bu şu demek değil, başkaları hata yapar demek değil, yanlış anlaşılmıyor ama böyle ne diyeyim, nakış gibi işlemek gereken bir süreçler olduğu için herhangi bir başkası girdiğinde aynı, hani çünkü bu iş karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. İnsan hep kendini zeki zanneder. Halbuki en çok en önemli şey karşı tarafın daha zeki olduğunu bilmek. Böyle en ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Biz de o yüzden yani ben işte gece, herhalde bu 80. gün oldu seçimden önce. Hayatım çok değişti. Memnunum, mutluyum ama. 4'ten önce uyudum. Bir gün 11'de uyuyakaldım. Gün yok. Gece, bu menajerler de gece çalışıyor. Yani hayatları gece şey var. Bir de oyuncu iknası da çok öyle değerli. Bir insanı ikna edecek şey, verdiğin veri, bilgi, data, evet çok önemli. Ama bunlarla birlikte samimiyet. En değerli şey samimiyet. Yani orada biz bir hayale şey olduk ve her zaman onları ikna ederken de kullandığım şey o. Bunu da aslında artık dillendirmeye başlamak lazım. Yavaş yavaş. Biz şey diyoruz yani hep onlara, we will be champion again. Yani yeniden şampiyon olacağız. Yani yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Bizim amacımız bu. Bir orta vadede Galatasaray yeniden Avrupa şampiyonu olacak. O yüzden bu işin hani bana göre hissiyat olarak söyleyeyim, lamıcımı yok. Başka yolu da yok. Şimdi buna inandığını o yüzden tek başına yürütmemin sebebi de o. Yani o samimiyeti, o şeyi, o inancı aktarmak gerekiyor. Çünkü Avrupa'da oynamıyoruz. Yani arkadaşlar, geçen sene 13. bitirmişiz. Herkes şey diyor, 13. bitirdi diye sordum da kim sordu diye. Vallahi sormayan yok yani. Yani onu bir oyuncuya özgürlediler herkes de ama herkes soruyor. Dolayısıyla bu kadar zor bir şeyde başka bir şeye ikna etmek için hepsini tek başıma yürütüyorum ki... Sadece oyuncularla da görüşmüyoruz yani. Eşleriyle, işte kardeşleriyle, bazen babalarıyla, eski takım arkadaşları, şunlar bunlar, bir sürü kendi eski sporcularımızla veya Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla. Yani işte mesela bu sağ olsun Arda'nın da şey yaptığı, geldiği oyuncuyla ilgili Hakan Çalhanoğlu da şey yaptı. Hakan'la da 3-4 defa bu süreç içerisinde konuştum. Şeyle Arda gibi, o da yani böyle birçok 10 koldan şey yapıyoruz. Bizim benim öyle bir sözüm var. Hedefe 20 ok atacaksın. Yani biri vuracak, 19'u sigortası olacak diye. O yüzden çok çalışarak yapabiliyoruz.